Düzenli Ordu, Metehan. Hanım, çekilecek miyiz? Az sonra karşılaşacakları kalabalık Çin ordusunun azametini bir tepeden seyrederlerken, vezirin ağzından biraz hayret, biraz da telaşla bu cümleler dökülür. Çin ordusunun yanında ancak bir avuç sayılabilecek askerlerinin önündeki Metehan'ın vezirine cevabı ise kısa ve nettir. Ben bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim? Babası Teoman'ın yasal varisi olmasına rağmen, Çinli üvey annesinin teamüllere aykırı olarak kendi oğlunu tahta geçirme arzusu ve entrikalarıyla babasının barış kefareti olarak Yüeçilere teslim edilir. Ancak peşi sıra babası tarafından gönderilen ordunun baskınından kurtularak doğduğu topraklara geri döner. Teoman, oğlunun başarısını ödüllendirme bahanesiyle ona 10 bin kişilik ordu verir. Metehan, elindeki asker sayısının kendisini ne babasından korumaya ne de geleceğe dair planlarına yetmeyeceğini bildiğinden, tarihte ilk kez görülen bir ordu yönetim şeması çıkarır. Önce ordusunu bugünkü modern orduların temel disiplin kabul ettiği anlayışa göre sınıflandırarak, onları onbaşı, ellibaşı, yüzbaşı, binbaşı ve tümen beyi olarak kategorize ettiği komutanların altında toplar. Sürekli ve acımasız bir eğitimle askerlerini hiç bozulmayacak bir disiplin içinde yetiştirir. Öyle ki kural gereği Metehan okunu nereye atarsa bütün ordusu gözünü kırpmadan aynı yere ok atacak kadar sadıktır kendisine. Hatta bu hedef Mete'nin kendi atı olsa bile. At kullanma, at üstündeyken dahi isabetli ok atma ve üstün kılıç kullanma maharetleriyle tanınan ordusunun sırlarından biri ise oklarında saklıydı. Atıldığı anda ses çıkararak yol alan bu ok, düşman askerleri için psikolojik bir yıkım demekti. Ordusu için bir de silah imalathanesi kuran Metehan'ın cepheden cepheye süre gelen hayatı boyunca zafer kazanmadığı savaş yoktur. Askeri düzen ve disipline dair getirdiği yenilikler ve başarıları sebebiyle tahta geçtiği M.Ö. 209 yılı bugün Türk Kara Kuvvetleri için kuruluş yılı olarak kabul edilir. Metehan'ın bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim dediği savaşta yaklaşık 30 bin askeriyle yine tahmini sayısı 320 bin olan Çin ordusunu imha ettiği Tatungfu, Türk tarihinin kayıtlara geçen ilk meydan muharebesidir. Kim bilir, belki de Malazgirt destanını yazan Alparslan, İstanbul'u fethederek çağ kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet ve elbette 1915'te Çanakkale Savaşı'nda cephanesi tükenince geri çekilen askere, cephaneniz yoksa süngünüz var emrini veren Atatürk'ün de güvendiği bir tarihsel duruştu Metehan'ın geliştirdiği askeri otorite.